Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili 9. sınıflar, yeni liseliler nasılsınız bakalım? Umarım her şey yolunda, keyifler tıkırında gidiyorsunuzdur. Ee, bugün artık mantığın son dersini yapacağım mantık için. Açık önerme ve inceleyiciler. Böyle arada kalmış bir konumuz var, son konumuz. Dolayısıyla bunu da halledip mantığa noktayı koyacağız. Ama isterseniz, dilerseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Bir soru çözümü de yapalım mı? Eğer daha iyi oturmasını istiyorsanız, ee, benim aklımda var ama ihtiyacınız olduğunu da düşünüyorsanız mutlaka bunu yapmayı iyi isterim. Bir soru çözüm videosuyla da mantığı son bir tekrardar bitiririz. Ardından da kümelere geçeceğiz biliyorsunuz. Ondan sonra da yardır devam. Biraz da böyle 8. sınıfın konuları gelecek yavaştan. Ee, üstü sayılar, köklü sayılar, denklemler vesaire. Ee, tabii ki de üstüne bayağı bir koyarak e, ekli, ekleyerek gelecek karşınıza. Haberiniz olsun. Ee, bu arada 9. sınıf derslerimiz devam ediyor gördüğünüz üzere. E, 4. dersteyiz ve devam da edeceğiz inşallah sene sonuna kadar beraberiz. Çok güzel yazılı hazırlık çalışmalarımız da olacak. Ve bu yüzden eğer değilseniz kanala abone olmayı unutmayınız ve oldurtmayı da unutmayın. Tamam arkadaşlarınıza da haber verebilirsiniz. Beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Bunları söyledim ve seni şöylemesine ders ekranıma aldım. Kalemi de elime aldım. Ne yapalım? Açık önermeyi gördün, niceleyicileri gördün. E hadi başlayalım o zaman. Şimdi bir tanım yapalım. Tabii açık önerme nedir? Önermeleri gördük. Tamam. P, Q, R, S, T bilmem ne biliyoruz bunları da. Açığı ne oluyor bunların? Hani açık bilet gibi bu. İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere verilen değerlere göre doğru veya yanlış olduğu belirlenen önermelere biz açık önerme diyoruz. Aynı açık bilet gibi tren al, bilet alacaksın mesela tren için. Açık bilet alayım diyorsun. Ne demek o? Tarihi ben sonra belirlerim demek. Ya, bu da onun gibi. Önermenin e, doğru ya da yanlışını biz ona verdiğimiz değere göre belli edeceğiz. Mesela bir a sayısı verdiğimizde yani önermede bir denklem tarzı bir şey gelecek karşımıza ya da eşitsizlik gelecek. Orada bir A değeri verdiğimizde o önermeye e, bu A değeri bu önermeyi sağlıyorsa mesela küçüktür. Evet küçük yapıyorsa gerçekten işte biz orada PA'ya denktir 1 diyeceğiz. Eğer sağlamıyorsa da PA denktir 0 diyeceğiz. Yani bu önerme A sayısı için olmadı diyeceğiz. Bu, bu şekilde söyleyebiliriz. Peki bir örnek hemen biz örnekle çok daha iyi anlarız. Hocam bize öyle gel diyenler için. PX X bir tam sayı ve X eşittir 25. Açık önermesi için A doğruluk kümesini bulalım. Şimdi yani doğruluk kümesi demek ne demek? Mesela D kümesi diyelim biz buna. Şöyle bir küme parantezimizi açalım. Enfes bir küme parantezi çizdim. Bunu da dipnot çizme söylemek istiyorum. İğrenç tabii ki de de. Ben hangi tam sayı değerini verirsem bu önermede doğru olur? Mesela 3 verirsem olur mu? 5 verirsem olur mu? 10 verirsem olur mu? Hangisinde olur? Bunu konuşacağız. Tabi tam sayı. Hani negatiflere de düşünmeyi ihmal etmeyeceğiz. Şimdi hemen söylüyorum. X kare 25 ise <laughs> burada X ne olur? Yani neyin karesi 25'tir? 5'in ya da eksi 5'in değil mi? Harikasınız. O zaman doğruluk kümesinde 2 elemanım var demektir. 5 ve eksi 5. Tamam. Bu şekilde kümeyi kapattım. Yani, do, yani bana 5 verirsen evet bu önerme doğrudur diyeceğim. Eksi 5 verirsen doğrudur diyeceğim. Ama bir de B şıkkına bakalım. Orada ne demek istedim anlayacaksın. P3, P0 ifadelerinin doğruluk değerlerini bulunuz dedi. Ha şimdi bak yukarıdakiler gibi. Mes yani burada da yazalım hatta onu bir dakikaya. P5 için neye denk diyeceğiz? 1 diyeceğiz. P-5 eksi için de denktir 1'e diyeceğiz. Yani bu ikisi için Doğru çıkıyor bu önerme diyeceğiz. Ama ve lakin. P3 için mesela ne diyeceğiz? Denktir neye? Yani ben bu önermenin içine 3'ü attığımda 3'ü saldım çayıra. Ne olacak? Ne olacak? E 3 verirsen 3'ün karesi 9 olacak. 3'ün karesi eşittir 25. Yani 9 eşittir 25. E oldu mu? Olmadı. Çiz. Nereyi çiz orayı değil. Şöyle üstünü çiz. Dolayısıyla da P3 sıfıra denktir diyeceğim. Yani yanlış sağlamıyor bu önermeyi. P0'ı sormuş bir de. Bak 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 bak. P0 neye denktir? E o da sıfıra denktir. Yalnız bu sıfır olduğu için bu sıfır değil ha. Sıfır normal tam sayı olarak düşünüyorsunuz. Sıfırı ben burada yerine koyarsam ne olur? Sıfır eşittir 25 olur. Olur mu böyle bir şey ya? Olmaz. E olmazsa o zaman doğruluk değerine sıfır diyeceğiz. Dedim ve geçtim. Açık önermesinin doğruluk kümesini bulunuz. Ha, yine burada bir e, önerme verilmiş bize px açık önermesi bak. Yani px x x'lerden oluşan bir önerme veriyor bana. Ve şunu diyor. x kare küçüktür 9'dan ve benim malzemelerim tam sayı diyor. x elemanıdır z. z ne? Zahlenden geliyor. Alman matematikçi. Hani yarın öbür gün ya bu eksi sayıları da kim bulmuş Allah kahretmesin diye sövmeye başlarsan o arkadaşımızın, arkadaş demiyorum gerçi ayıp olur. O amcamızın, matematikçi amcamızın adı Zahlen. Oradan gelmiş. Dileklerinizi, temennilerinizi Zahlen adına iletebilirsiniz. Şimdi tam sayı eksiler, artılar, sıfırı da dahil ediyorum. Bu kümede tam sayılar kümesiyle kimler sağlıyor bunu? X kare küçük türü 9'u kimler sağlıyor? Bunu soruyor. Doğruluk kümesi dediği o. D kümesi diyelim. Açtım yine küme parantezimi. Elemanları bu arkadaşın içine yazacağım. Peki ama kimlere yazacağım? Hemen bir düşün. Mesela x yerine 4 versen. 4'ün karesi ne olur? 16 olur. 16 küçüktür 9 yazabilir misin? Yazamazsın. Çizittir. 4 olmuyormuş. Hemen bir küçük tam sayıya git. Mesela 3. 3'ün karesi nedir? 9. 9 küçük eşittir 9. Yazabilir miyim? Yazarım. Bak dikkat et ya. 9 küçük ama bir de orada eşittir işareti var. 9 küçük eşittir. 9 yazılabilir. Dolayısıyla ben Bak 9'u almıyorum ha. Aman dikkat. X yerine. X yerine ne yazdım? 3 yazdım. Dolayısıyla 3'ü alıyorum. Şimdi buradan öte sal bayır aşağı. Sal kendini gitsin. 2'yi e, alırım. 1'i alırım. 0'ı alırım. Eksileri düşünelim mi hocam? E tabii düşüneceksin canım. Eksi 1'i alabilirsin. E, eksi hocam sonsuza kadar gider o zaman. Yavaş. Nereye gidiyor sonsuza kadar? Melih hocam sana 8. sınıf boyunca hep ne anlattı? Bir sayı yerine. Mesela bir harf yerine. Başka bir yerden sayı geliyorsa onu bir hediye paketi bir şeyler yapacaksın da öyle paldur küldür sayı taşınmaz. Yani parantez kullanacaksın. Dolayısıyla biz buradan mesela eksi 2 x kareye götürürsek nasıl yazacağız biliyor musun? Şöyle yazacağız. Eksi 2'nin karesi diye. Yani bir parantez içinde gidecek o iş. Tamam. Öyle paldır küldür götürmek yok. Tamam. Parantez düşüneceksin dolayısıyla. E o zaman eksi 3 de olur hocam. Eksi 3'ün de çünkü karesi alındığında 9'a denk gelecek. Tamam. Eksi 4 olmaz ama işte. Neden olmaz? Çünkü eksi 4'ün karesini aldığımda yine 16'ya gideceğim. Çünkü oraya yine bir parantez gelecek. O parantezin üstünde yine çift kuvvet olacak. O çift, çift, kuvvet beni yine pozitif yapacak. E olur mu canım? Olmaz. Dolayısıyla şöyle ıvır zıvır silelim. Ne olacakmış doğruluk kümemiz? 3, 2, 1, 0. X1, eksi, eksi 2 eksi üçten oluşacakmış. Bakın dediğim gibi tam sayı olarak sorduğu için bunu yazabiliyorum. Tamam Doğal sayı deseydi mesela burada x, eleman, çat, çut doğal sayı deseydi. Naturalden, doğal. E o zaman şu negatifleri alamayacaktın. Sadece 3, 2, 1, 0 deyip geçecektin. Ben de geçtim. Niceleyiciler. Şimdi bir başka e, bu sembolik mantık e, içerisinde yer kaplayan bir konu başladı. Niceleyiciler ne demek? Şimdi matematikçilere tabii harfler yetmiyor. A, E, I, I falan yetmiyor. Buna bir de ters çevirip yeni konu sunuyorlar bize. Sunmuşlar daha doğrusu. Bunlardan biri de ters A. Şimdi ters A'yı görünce ne gelecek aklına? Her gelecek. Yani kapsayıcı şöyle kolları açmış ya yukarıya doğru. Şöyle kolları kapsıyor yani her. Bütün sayılar. Bütün. Tamamı. Alayı. Ne var ne yoksa. Hepsini istiyor yani. Bunun bir diğer adına da evrensel niceleyici diyor. Hani niceleyiciler iki tanedir. Her ve bazı yani üçü göstermem. Bak büyük bir fail. <laughs> her ve bazı iki tane niceleyicimiz var. Bir tanesi her ilki. Bu her yani ters a bütün demek. Hepsini kapsar demek. Bir diğer adı da evrensel niceleyici. Bir de varlıksal niceleyici dediğimiz ikinci niceleyicimiz var. O da bazı. Bazı sayılar yani en az bir. Yani en az bir tane var. Bu önermeyi doğru yapan bir tane var. En az bir tane var. Bazı demek bu demek. Yani bazı derken illa birden fazla olmak zorunda değil. En az bir demektir tamam mı? Her niceleyicisinde ise o kümenin hepsi sağlayacak bunu diyoruz. Mesela doğal sayılar kümesinde. ya yani doğal sayılardaki tüm sayılar verdiğin önermeyi sağlayacak arkadaş. Her sayı sıfırı, biri, beş milyonu hepsi. Ama bazı da bir tanecik bulsan yeter. İki tane de olabilir, üç tane de olabilir. Ama en azından bir tane olacak. Tamam Mevzumuz bu. Peki o zaman sembolik mantık kullanılarak verilen ifadenin sözel ifade olarak tarifini yapalım. Şimdi bakınız. Bu harf ne? Ters A. Ne demekti? Her demekti. Yani her x elemanı tam sayı. Pozitif tam sayı yalnız. Tepesindeki artıyı dikkat ettiniz değil mi? Bak artı var. Dolayısıyla pozitif tam sayı. Her pozitif tam sayı. Yani x'ler tamamı pozitif tam sayının tamamı olmak üzere x kareler sıfırdan büyükmüş. Düşünüyorum pozitif tam sayıların kareleri gerçekten de hepsi sıfırdan büyüktür. Mesela işte 1'in karesi, işte 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 7000 yolun karesi vesaire 7'nin karesi artık cartchu hepsi. Hepsi yani tamam? Gerçekten sıfırdan büyüktür. Zaten çift kuvvet biliyorsun. Dolay, dolayısıyla bunu sözel olarak ifade ediniz demiş. Biz çözmeye kalktık. Şimdi her x elemanıdır. Pozitif tam sayı olmak üzere x'lerin karesi büyüktür sıfırdan. Bunun sözeli bu. Sen yazarsın artık. Benden o kadar da beklemeyin. Peki devam. Bir tane daha sembolik mantık kullanarak ifade ediniz. Ha, şimdi teknik olarak yaz diyor. Ben diyor sana bodoslama diyor. İlkokul ikinci sınıf öğrencisinin söyleyeceği cümleyi söyledim. Sen bunu bana dokuzuncu sınıf öğrencisinin yazacağı şekilde yaz diyor sembolik mantık kullan diyor. Kullanırız hocam. Bazı gerçek sayılar. Hoppa. Bazı gerçek mesela ne diyelim buna? px önermesi diyelim. Açık önermeyi yazacağız. Bazı gerçek sayılar diyor. Ya benim bazı işaretim neydi? Ters e'ydi. Bunu biliyorum. Bazı x'ler elemanıdır gerçek sayı. Gerçek sayı neydi? R harfiyle gösterdiğimiz o real dediğimiz Real sayılar. Hepsi bütün ge bazı gerçek sayılar. Yalnız ger işte gerçek sayıların bazıları Öyle de söyleyebilirsin. Virgül. Bu arkadaşların içerisinde 3 fazlası yani x artı 3 15'ten küçükmüş. Küçüktür 15 yazar çakar bitirir. Tamam mevzu bu kadar. Bak baştan okuyalım. Ee, x, e, bazı x'ler bazı reel sayılar bazı gerçek sayılar da o sayıların 3 fazlası 15'ten küçüktür. Tamam Mevzumuz bu. Açık önerim. Artık burada x yerine mesela ne yazarsan sağlar. Atıyorum e, reel sayı dediği için tabii sonsuz tane değer var da tam sayı gibi düşünelim. Mesela 1 yazarsam olur, 2 yazarsam olur ama mesela 12 yazarsam olmaz. 12 yazarsam 12 artı 3'den 15 yapar, 15 küçüktür, 15 olur, cart. Olmaz. Uygun bir eşitsizlik olmadı. Dolayısıyla işte 12'den küçük her şey olur. Onun gibi düşünebilirsiniz. Dedim ve geçtim. Açık önermeyi anladık. Bir de bunun değili var. Ama bunlar zaten birbirinin zıttı. Yani değili diye ekstra bir şey öğrenmiyorsun şu an. Nedir? Bazının e, bazı x'lerde Px açık önermesinin değili her x'tir. Her x'in değili de bazı x'tir. Tamam. İkisinde de değil işaretini kullanarak bu şekilde gösteririz. Mesela P önermesi verilmiş. Bu önermenin değilini bulunuz. Hadi bulalım. P önermesinin değili. P'nin değili. E, Türkçe mi yazalım şöyle? Türkçe ne? İngilizce mi yazmam bekliyorsunuz? Tabii ki Türkçe yazız. Her asal sayı bir doğal sayıdır demiş. Her demiş. Bu her'in matematikteki bir karşılığı var. Değili var daha doğrusu. Her'in değili bazıdır. Tamam mı? Bazı. Her asal sayı bir doğal sayıdır demiş. Bazı asal sayılar. Bir. Doğal. ...sayıdır dememi bekleyenler... ...o sazanları lütfen iki saniye bir ayağa kalkmanızı istiyorum. O sazanlar bir iki saniye ayağa kalksın. Tamam mı? Oturun şimdi. Bak bir doğal sayıdırın da tersini alacaksın. Biz bu önermenin komple değilini alıyoruz. Herin değilini aldın. Bir doğal sayıdırın da değilini alacaksın. doğal Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bir doğal sayı değildir diyeceğiz. Tamam mı? Bu kadar. Mevzu bu. Her şeyin değili alınacak. Önermenin değilinde her şeyi ters çevireceksin gibi... Düşünelim. Bazı asal sayılar bir doğal sayı değildir demiş. Önermenin değili bu. Önermemiz neydi? Her asal sayı bir doğal sayıdır. Bazı asal sayılar bir doğal sayı değildir. Geçtim. Şimdi bakalım bakalım. Bize yine bir cümleyi atmış ortaya önermeyi. Bunu sembolik mantık olarak ifade edeceğiz. Edelim. Ee, tersi mersi değil. Yani. Direkt cukladana kendisini söyleyeceğiz. Bazı tam sayılar. Aha. Ne diyelim? Mesela Px önermemiz olsun. Açtık. Bazı diyor hemen en az bir bazı niceleyicim gelsin bazı x elemanıdır tam sayı diyor zahlen çınlattık kulaklarını yine tam sayı yapalım şöyle z harfi bazı tam sayılar çaktım virgülümü öyle ki nedir öylekisi eksi 2'den küçüktür ha x küçüktür eksi 2 diyeceğim o zaman ve olayı burada noktalayacağım Mevzu bu kadar. Ee, benim de bu konu hakkında sana öğreteceklerim bundan ibaret. Gel karşıma, face to face konuşalım. Şimdi, mantık dediğim gibi burada yeter. Yani mantıkta ÖSYM'den birkaç soru geliyor yani en azından bir soru mutlaka gelir. Ee, YK, YKS zamanında bahsediyorum artık biraz da bir gözümüz oraya bakacak biliyorsun ama tabii ki de yazılı sınavınızın yarısından fazlası mantık olacak da. Buralardan sorular gelebilir. Bu tarz en son çözdüğümüz sorular gibi klasik tarzda da sorular gelecektir. Mantığın matematikle harmanlanıp karşımıza geldiği sorular var. İşte bu, burada da mesela x kare küçüktür 25 vesaire tarz sorular çözdük ya. Bunun Özeti karşılığı nedir? Mantıkla matematiğin birleştirilmiş halidir. ÖSYM'de de bu tarz sorular soruluyor. Dolayısıyla o yüzden diyorum. Hani bir soru çözüm videosuyla dilerseniz çok daha iyi oturtabiliriz. Yorumlarda isteyin, belirtin. Yani isteyin bir yüzü çekmeyenin 200 derler yani. <laughs> Çekeriz. Siz yeter ki isteyin. Yani ne ihtiyacınız varsa yapacağız. Zaten yazılı hazırlık zamanında bunları yapacağız. Ama şimdiden de yapabiliriz. Yani bir soru çözümü de patlatabiliriz isterseniz. Onun dışında dediğim gibi bundan sonra kümelere akacağız. Kümelerde de çok güzel e, konularımız var. Orada da güzel e, problemler çözeceğiz. Oradan sonra artık biraz daha bir matematik başlayacak yalnız. Buraya kadar lay lay lom gibiydi. Yani daha doğrusu tam bir matematik değildi. Biraz öyle sözel konuştuk, Türkçe konuştuk. Paragraf bilgisi konuştuk. Ama orada öyle değil. Kümelerden itibaren akıp gidecek. Haberiniz olsun. Peki o zaman bu videoluk Melih Hocan'dan bu kadar. Bir sonraki derse tekrar sizi bekliyorum. O güne kadar yeniden görüşünceye dek yani Kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.